Miray, aa, hoş geldin. Merhaba Feride Hanım, rahatsız etmiyorum değil mi? Ne rahatsız da Miray, gel geç. Benim içim daraldı da sizinle konuşmak istedim. Bir şey mi oldu? Yok. Yani var da... Yok. Hadi gel gel, geç. Geç canım. Toprak, bak kim geldi. Merhaba hocam. Hoş geldin Miray. Feride, 37,5 ne yapacağız ya? Ey Allah. Hasta mı oldu Metin? Ya sabah hiçbir şey yoktu aslında ama ateş çıktı birden. Üşüttü mü acaba? Yok, benim içim rahat etmeyecek. Ben bir ılık duşa sokayım. Olur mu? Olur, tamam. Gel bakalım Metincik. Kuzum benim. Oh, gel bakalım. Gel Meral'cığım, gel otur gel. Meral, nasıl gidiyor? Alışabildin mi yeni hayatına? Evet, insan güzel şeylere hemen alışıyor tabii. Size bir şey sormak istiyordum. Sor canım. Çok sevdiğiniz birine, hatta canınız kadar değer verdiğiniz birine yalan söylemek zorunda kalsanız. Ama onun iyiliği için. Ne yapardınız o zaman? Zor bir soru. Tabii konunun ne olduğunu bilmiyorum ama... Yani yalan söylemek kötü bir şey zaten. Bence insan ne olursa olsun kimseye yalan söylememeli. Ama bir yandan değer verdiğin bir insanın iyiliği için diyorsun. Bilemedim. Belki beyaz bir yalan söylenebilir diye düşünüyorum. Sonuçta arkadaşlıklarda kol kanat germek, sahip çıkmak da önemli. Diyorsunuz. Senin bir derdin mi var? Söyle bana, belki çözüm buluruz. Feride Hanım. Feride! Metin'in avlusunu verir misin hayatım? Tamam canım, geliyorum bir dakika. Ben de müsaadenizi isteyeyim Feride Hanım. Nereye gidiyorsun canım, konuşuyorduk. Ya yurda uğrayacağım da. Hem dedem merak eder beni. Hemen de nasıl alışmışım dede demeye, değil mi? Villadaki odama, yatağıma, limitsiz kredi kartlarına. Hepsine çok alıştım. Bunlardan nasıl vazgeçeceğim bilmiyorum. Niye vazgeçeceksin? Bunlar senin hakkın. Değil mi? Aşkım, çocuk üşüyecek. Tamam canım, bir dakika. Neyse, ben gideyim. Her şey yolunda Feride Hanım, merak etmeyin. Siz de geçirmeye gelmeyin, ben giderim. Hoşçakalın. Sen azabı çekiyorum ben ya. Zaten bu mirası sadece kendim için harcamayacağım ki. Hem kader gerçeği de öğrense elinin tersiyle iterdi o parayı. Ben kızlarımı prensesler gibi yaşatacağım. Aynı Zehra abla gibi konuştum. Neden öyle olduysa.